Başla be. Evet arkadaşlarım, tekrar merhaba, hoş geldiniz. Aa, bu sefer kulaklık çok sert soktum herhalde. Kendi sesim böyle kulağımdan çıkıyor gibi. Evet. Nerede kaldım ben? Evet. Bir kere birisi yorum yapmış. O kulakları ne takıyor, ne artist. Geri zekalı. Mikrofon olarak kullanıyoruz onları herhalde. Apple kulak kullanayım diye artistlik yapmayayım burada. Asazlı ya. Evet. Gizli anlaşmalar. Gizli anlaşmalar. Mikrofon bağlı değil mi ulan şu an? Çok tedirgin oldum ben. Tamam. Evet. Şimdi arkadaşlar, biz sizle Birinci Dünya Savaşı'nda cepheleri gördük değil mi? Hangileriydi onlar? Atatürk'ün savaştıklarını söyle. Suriye, Filistin. Üç cephede savaşıyor zaten. Bir de bunları şifre yapıyorlar. Atatürk'ün savaştığı cepheler diye. Gerizekalı. O kadarını da bilebil yani. Üç tane cephenin neyini şifre yapıyor, değil mi? Peki bana şunları söyle bir de. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra kapanan cepheler. Bir tanesi Hicaz Yemen. Birisi de Atatürk'ün savaştığı Suriye, Filistin. Mustafa Kemal Atatürk hangi cepheden sonra İstanbul'a gitti ve işgal edildiğini gördü İstanbul'u? Suriye Filistin cephesinden sonra gitmişti. Ve oradaki görevi neydi? Ne komutanı? Yıldırım Orları komutanı idi. Hangi şehir üzerinden gidecek? İlk önce Suriye Filistin'den sonra hangi şehre uğruyordu da? Adana'ya uğradı değil mi? Orada insanların silahlarını sakladığını, topladığını gördü. Atatürk de bıraktı. Ne dedi orada? Bu milletin Kurtuluş Savaşı'nı vereceğine dair ilk hissiyatımın doğduğu şehir Adana'dır dedi. Keşke gitsek de sabah kahvaltıda ciğer yesek değil mi? Evet. Şimdi geldim. Gizli anlaşma. Ne demek bu gizli anlaşma? Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı topraklarını paylaştıkları anlaşmalar. Avrupalı devletlerin ya da İtilaf devletlerin. Yani yenilen Osmanlı'yı biz savaştan sonra nasıl bölüşeceğiz? Bu toprakları leş kargaları gibi nasıl bölüşeceğiz diye anlaşmalar yapıyorlar. Fakat bu anlaşmaların içerisinde olan Çarlık Rusya yıkılıyor, Sovyet Rusya kuruluyor ya. Daha sonra o devlet, yani Sovyet Rusya, bu anlaşmaların hepsini dünya kamuoyuna açıklayacaktır. Bir yerde şey sordu bana. Dedi, hocam dedi, gizliyse siz nereden biliyorsunuz bunları? Şimdi şöyle dedim. Hemen gizli anlaşmalardan bir tanesi. Boğazlar ya da İstanbul Anlaşması. Bak, bir anlaşmanın isminin içinde boğazlar kelimesi varsa arkadaşlarım, işin içinde kesinlikle Rusya vardır. Bu gizli anlaşmayla, tabii daha burada hani Çarlık Rusya, daha Sovyet Rusya falan olmadı. Bu gizli anlaşmayla şöyle dedim. Savaştan sonra Rusya'ya verilmesi planlandı. Sana bir şey soracağım. Bu Rusya'nın amacı, ezeli amacı, hep amacı, hep amacı. Adamın boğazlara, sıcak denizlere inmek değil mi adamın amacı? Ha. O zaman Rusya ezeli... Peki bir de şunu sorayım. Rusya'yı hep engellemeye çalışan kim? İngiltere. Değil mi? İngiltere, Fransa. Peki ne oldu şimdi? Rusya, İngiltere, Fransa'ya bu gizli anlaşmalarla neyi kabul ettirmiş? Boğazları alacağını savaştan sonra. O zaman şöyle diyebilir miyim? Rusya ezeli amacını kime kabul ettirmiş? İngiltere, Fransa'ya. Tabi buradaki mantıklardan bir tanesi de şudur. Hani Rusya savaştan çekilmeye falan da çalışıyor. Cerkçürt devrim falan çıkabilir. Rusya'da Bolşevik ihtilali olabilir. Savaştan çekilebilir ya. Çekilmesin diye işte. De ne yapıyorlar? Rusya'ya savaştan sonra boğazları sana vereceğiz diyorlar arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Peki. Ya da şöyle derim. Ezeli politikasını ilk defa İngiltere'ye kabul ettirdiği anlaşma ne? Evet. Boğazlar ya da İstanbul Anlaşması. Bir tane daha gizli anlaşma. Hemen çok var gizli anlaşma zaten. 5-6 tane olacak arkadaşlar. Hangisiyle devam edelim? Londra ile devam edelim. Londra Anlaşması. Bu gizli anlaşma önemli. Sebebinden bahsedeceğim. Sorulma, yani bir tanesini soru yapacaksa bunlardan yapma ihtimali vardır ve gizli anlaşmalardan hiç soru gelmedi arkadaşlar. Tamam? Evet. Tabii daha çok genel kültür sınavı ya bu. İşte bu gizli anlaşmaları dünyaya kim açıklamıştır, hangi devlet açıklamıştır, hangi kitapla açıklamıştır der. Biz de Sovyet Rusya Sarı Kitap isimli bir kitapla açıkladı diyeceğiz. Zaten onu en aşağıya not alacağız. Bu gizli anlaşmada ise 12 ada, Antalya ve
çevresi, bak kafa gene bir tane önden gidiyor. 12 ada Antalya ve çevresi kime? İtalya'ya verilecekmiş. Savaştan sonra 12 ada Antalya ve çevresi İtalya'ya verilecekmiş. Arkadaşlar bu neden önemli bir anlaşma dedim ve yıldız attım buraya? Çünkü sen bu İtalya'nın ilk önce Osmanlı'nın yanında savaşa girdiğini biliyorsun. Bilmen lazım ya da. Değil mi? Evet. İlk önce Osmanlı'nın Avusturya Macaristan'ın yanında savaşa girdi. Fakat bu gizli anlaşmayla onun ağzına bir parmak bal çaldılar. Bak bizim tarafa geçersen, yani İtilaf Büro tarafına geçersen, evet. Ha bunlara buralar senin olacak. Zaten İtalya'nın amacı Birinci Dünya Savaşı'nda da İkinci Dünya Savaşı'nda da nerede büyümek olacak? Akdeniz'de arkadaşlar. Tamam? Bunu da dikkat etme. O yüzden Trablusgarp'a falan saldırıyor zaten. 1912'de 11'de. Tamam mı? Evet. O zaman bu anlaşmayla İtalya İtalya taraf değiştirdi. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda taraf değiştiren devlet hangisi derse bana? İtalya. Hangi gizli anlaşmayla derse? Londra isimli gizli anlaşmayla. Peki sana bir şey sorayım. İkinci Dünya Savaşı sırasında taraf değiştiren devlet. Siz varken çok şımarasım geliyor. Ben normalde tek başıma çektiğimde daha efendi çekiyorum. Zaten öyle biriyim. Ne gülüyorsun Muhammed? Meşhur yapayım seni gel. Sen beni oradan benim notlardan takip mi edin? Ders notlarımız var arkadaşlar video destekli. Satmıyoruz ama kanalın başında var sabitli duruyor oradan indirebilirsiniz. Konuları sonuna geldiğimde söyleyeyim ben size. İkinci Dünya Savaşı sırasında taraf değiştiren devlet kim? Şık İtalya. Rusya. Fransa, İngiltere, Amerika. Gizli aşk bu. Söyleyemem. Rusya, Sovyet Rusya. Ha. Sovyet Rusya ile bak. Kısaca bahsedeceğim, orada tekrar bahsedeceğim. Sovyet Rusya ile Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan önce bir anlaşma yapıyorlar. Saldırmazlık paktı. Fakat daha sonra Almanya lideri Adolf Hitler gazını alamıyor. Gidiyor Sovyet Rusya'ya da saldırıyor. Barbaros Harekatı adı verilen bir harekatla. Sonra Sovyet Rusya'da Almanya tarafından yani Mihver grubundan ayrılıp müttefik grubuna geçiyor arkadaşlar. Dolayısıyla 2. Dünya Savaşı sırasında taraf değiştiren devlet derse Sovyet Rusya diyeceğim. Bunu da ilk defa duydum galiba öyle bir bakıyorsun bana. Peki bunu anladın mı? Devam edelim. Sykes-Picot anlaşması ya da Sykes-Picot anlaşması. Burada şöyle bir şey aslında kısaca. Burada İngiltere ve Fransa Osmanlı'nın Orta Doğu topraklarında. Osmanlı'nın Orta Doğu topraklarında manda bir yönetim. Hocam manda. Sömürgecilik değil mi? İsim değiştirecek. Göreceğiz. Sömürgecilik isim. Yani sömürmüyorum ki ben. Manda ve himayem altına aldım diyecek devletler. Nasıl değiştiğinden bahsedeceğim. Şimdi bakın. Bu anlaşmanın senin KPSS genel kültür testi açısından bilmen gereken özelliği bu. Hani İngiltere ve Fransa aşırı gizli anlaşmalardan hangisiyle Osmanlı'nın Orta Doğu topraklarında mandater bir yönetim kurmak istedi derse Sykes-Picot diyeceğim. İçeriğini söyleyeyim kim nereyi alacakmış diye. İşte Suriye, Adana, Antakya, Lübnan kıyıları Fransa'ya bırakılacak diyor. Arkadaşlar tamam mı? Suriye, Adana, Antakya, Lübnan kıyıları Fransa'ya bırakılacak diyor. Musul hariç Irak İngiltere'ye bırakılacak diyor. Ama ya şimdi şöyle burada Fransa'yı da çok kışkırtmamak istiyor o yüzden Musul hariç. Zaten şunu biliyorum bak. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle de Mondros'tan sonra İngiltere'nin ilk işgal ettiği yer neresi olacak? Musul. Ama diye ha ben Musul'u işgal ettim ama Adana, Urfa, Antep, Maraş'ı da sana veriyorum kardeş. Baştan ne yapmamaya çalışıyor? Hani müttefikini de çok kışkırtmamaya çalışıyor. Arkadaşlar. Ha? Musul hariç Irak diyor. O yüzden. Sonradan da ilk Mondros'tan sonra ilk Musul'u işgal edecek fakat Adana, Urfa, Antep, Maraş'ı da sana veriyorum diyecek. Fransa'ya tamam. Onları zaten
Göreceğiz. Senin bilmen gereken KPSS genel kültür testi açısından. Ha şöyle demezsen mesela, hangi anlaşmayla İngiltere Musul hariç Irak'ı alacaktı? Bu çok detay bir soru olur. Rehavetelik olur. Sen burasını bileceksin. Böyle soruda göreceksin. Manda bir yönetim hangisiyle kurmak istederse bu. 10 kere söyleyeyim, ondan sonra iki hızlı izliyor beni. Ben çok yavaş anlatıyorum şu anda. Evet. Şöyle devam edelim. Petrograd Sözleşmesi. Tam sıraya göre gideyim, değil mi? Evet. Petrograd Sözleşmesi. Arkadaşlar, bak burada Rusya'ya boğazlar verildi ya savaştan sonra. Burada bir de Rusya'ya ek olarak Doğu Karadeniz sahilleri, Trabzon, Van, Bitlis gibi yerler verilecekmiş diyor. Peki neden? Ya burada verdim zaten, boğazları verdim abi. Bir de Doğu Karadeniz sahillerini de ekliyorum. İşte Trabzon, Van, Bitlis'i de vereceğim falan diyor. Sana diyor Rusya'ya. Burada mantık gene aynı aslında. Savaştan çekilmemesi açısından. Ama bir de şöyle bir şey var. Şimdi şu anlaşmaya baktığında, Sykes-Picot anlaşmasına baktığında, İngiltere ve Fransa Orta Doğu topraklarının Suriye, Lübnan, mesela Lübnan Akdeniz sahili, Suriye'de öyle, değil mi? Doğu Akdeniz. Oraya da kim gitmek istiyordu? Rusya. Rusya bu anlaşmaya sesini çıkarmadığı için, anladın mı? Rusya bu anlaşmaya sesini çıkarmadığı için onun ağzına bir parmak daha bal çaldı. Aferin Rusya'cığım, bak o. Bize hiçbir şey demedin burada paylaşırken Orta Doğu'yu. Tamam, o zaman sana da ek olarak buraları veriyoruz dediler arkadaşlar. Understand me? Peki. McMahon isimli gizli anlaşma. Bunu zaten Hicaz Yemen cephesinde de işlediydim ben, ama gene söyleyelim, burada da gizli anlaşmadır çünkü aynı zamanda bu. İngiliz Yüksek Komiserinin adı arkadaşlarım. McMahon. Kimle yaptı McMahon anlaşmasını? Hicaz Emiri, evet, Hicaz Emiri Şerif Hüseyin ile yaptı arkadaşlar. Hicaz Emiri Şerif Hüseyin'e McMahon ne dedi? Osmanlı'nın cihat çağrısına uymazsanız size savaştan sonra bağımsız bir Arap devleti kuracağım dedi arkadaşlar. Doğru mu? O zaman bu anlaşma ümmetçiliğin önemini yitirmesine de sebep olan gizli anlaşmaydı. Hicaz Yemen'de de söylemiştim, değil mi? Burada ne oldu dedik? Ümmetçilik önemini yitirdi dedik, tamam. O zaman en çok soru gelme ihtimali olan gizli anlaşma budur arkadaşlar. McMahon isimli gizli anlaşmadır. Var mı anlaşılmayan bir şey buraya kadar? Peki. Bir tane daha var. Saint-Jean-de-Maurienne anlaşması. Bunun adını seveyim ben. Ama bu da çok önem arz eder. Saint-Jean-de-Maurienne anlaşması. De'den anladın mı? Fransızca'da D'nin de okuduğunu biliyorsun sen de benim gibi. Bir tek onu biliyorsun. Arkadaşlar, evet, yabancı okul. İlk yabancı okul Osmanlı topraklarında Saint-Benoît. Ama Saint-Benoît diye yazılıyor. Saint-Benoît Koleji. İlk yabancı okul kim açtı onu? Fransızlar açtılar. İlk azınlık okulu Kumkapı Mektebi. İkinci Mahmut zamanında Ermeniler açtı. İlk azınlık okulu. Tamam. Bunu karıştırtır demiştim siz hatırlıyorsanız ya. Şimdi bu gizli anlaşmada İtalya'ya savaştan sonra İzmir ve çevresi verilecek. İşte İzmir, Konya, Kuşadası, değil mi? Verilecek. Burada bilmem gereken İzmir ve çevresi. Savaştan sonra İzmir'i kime vaat etmişler? İtalya. Sen şimdi ileriden ders çalışmıyorsun ama ben gene de sorayım sana. Savaştan sonra İzmir'in İtalya'ya vaat edildiği Saint-Jean-de-Maurienne anlaşması aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle geçerliliğini yitirmiştir?
Ya ben ne sordum burada şimdi? Şunu sordum aslında. İzmir'i İtalya'dan alacaklar aga dedim. İzmir'i İtalya'dan aldıklarında bu anlaşma geçerliliğini yitirecek. Tabii bu da ÖAB'liktir ama hani transfer edebilmek açısından bilgiyi. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda yenilen devletler, savaşı kazanan devletler, tamam mı? Yenilen devletlerin topraklarını kim, nasıl, ne zaman alacak diye planlar yaparlar. Bir konferans düzenlerler. Adı Paris Barış Konferansı. Tamam. Neymiş Paris Barış Konferansı'nın amacı? Yenilen devletlerden kim nereye alacak? Bunun hesabı yapılıyor. Arkadaşlar. O Paris Barış Konferansı'nda da Akdeniz'de güçlü bir İtalya görmek istemediği için İngiltere ve Fransa İzmir'i İtalya'dan alacak. Kime verecek? Yunanistan'a verecek. O zaman Paris Barış Konferansı ile De Mauriano Anlaşması geçerliliğini yitirecek. Ve Yunanistan da İzmir'e çıkarma yapacak arkadaşlar. Neden? Paris Barış Konferansı'nda da İzmir'i bana verler deyip 15 Mayıs 1919'da İzmir'e çıkarma yapacak Yunanistan. Atam da 4 gün sonra Samsun'a çıkacak. Tabii, aynen. Bakacağız şimdi oraya da geleceğiz, tamam. Anlaşıldı mı? Paris Barış Konferansı'na geldiğimde de İzmir'i hangi anlaşmayla İtalya'ya verdiler de diyeceğim size. Arkadaşlar. Var mı sıkıntı buraya kadar? Peki. Bir gizli anlaşma daha. Balfour Deklarasyonu. Evet. Balfour Deklarasyonu. İngiltere Dışişleri Bakanı'nın adı Balfour arkadaşlarım. Şöyle bir planı var. Osmanlı'nın Orta Doğu topraklarında bir Yahudi devleti kurulmalıdır diyor. Evet. Osmanlı'nın Orta Doğu topraklarında. Türklerin izlerini silebilmek için Orta Doğu'dan. Türklerin Osmanlı'nın izlerini silebilmek için bir Yahudi devleti kurulmalıdır diyor arkadaşlarım. Ve kuruluyor. 1948 yılında tabii ki. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İsrail kurulacaktır. İsrail hangi gizli anlaşma doğrultusunda kurulmuştur da derse Balfour Deklarasyonu derim ya da Yahudi devletin kurulmasından bahseden gizli anlaşma ne derse Balfour Deklarasyonu derim arkadaşlarım. Var mı buraya kadar sıkıntım? Peki şimdi kısaca baktığımızda burada Londra ile İtalya taraf değiştirdi. Değil mi? Bu manda bir yönetim kurulmak isteniyor İngiltere Fransa tarafından. Şu önemliydi. Ümmetçiliğin önemini yitirdiği gizli anlaşma. McMahon. De Maurienne. Buradaki de'ye dikkat edeceksin. İçinde de olan anlaşma ile İzmir'i kime vermişler? İtalya'ya vermişler. Balfour Deklarasyonu zaten bir Yahudi devleti kurulmasının planı yapılıyor arkadaşlar. Var mı anlaşmaya bir şey buraya kadar? Peki. Şimdi geldim. Wilson ilkelerine. Çıkmıyorum değil mi? Evet. Şöyle dedik. Wilson ilkeleri. 8 Ocak 1918. Evet. Bu ilkeler çok önemli. Baya 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 önemli arkadaşlar. Neden önemli dersen çünkü artık Amerika Birleşik Devletleri savaşı bitirmek isteyecek. Tabii ilk önce Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa nasıl girdiğini bileyim. Ne oldu da girdi Amerika Birleşik Devletleri savaşa? Şey derler Almanya, evet öyledir zaten de. İşte Almanya Amerika Birleşik Devletleri'nin işte gemilerini batırdı falan. Ticaret gemilerini batırdı falan derler. Ama bir olay daha vardır. Almanya Meksika'ya telgraf çekiyor. Meksika'yı kendi yanında savaşa sokabilmek için. Meksika'ya telgraf çekiyor. Fakat telgraf yanlışlıkla Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Evet, kodunu yanlış girince oluyor. Yani sen hiç yanlış kişiye mesaj atmadın mı? Salaklık yapıp. Onları hepimiz yaşamışızdır arkadaşlar. Aa nereye gitti? Geri de alamayayım falan. Bak sen ne yaşadın? Evet. Dolayısıyla bu olaya Zimmermann telgrafı olayı denir. Yani abi diyor ki sen Meksika'yı nasıl yanına savaşa çağırırsın lan falan diyor. Dolayısıyla Almanya ve ABD savaşacaktır. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri hem Zimmermann telgrafı olayından dolayı
hem de gemileri batırıldığından dolayı Almanya tarafından savaşa girdi. Neyden vazgeçerek? Onun bir siyaseti vardı. Monroe doktrini ya da yalnızlık siyaseti. Hemen şöyle dedim. Neden girdiğini falan biliyorsun zaten. ABD doktrininden Birinci Dünya Savaşı'na girdi. Arkadaşlarım, doktrin öğreti demek. Tamam? Monroe da 1827 yılındaki Amerikan başkanı. Politikası ne? Monroe'nun yalnızlık siyaseti. Yalnızlığım benim, Sidikli Kontesim. Ne kadar pis kokarsak o kadar iyi, diyor Can Yücel. Şimdi bak, bu politikasının amacı şu, Monroe'nun arkadaşlarım. Yani biz dünyadaki savaşlara, cartlara, curtlara katılmayacağız, taraf olmayacağız. Sadece ticaret yapıp ekonomimizi güçlendireceğiz. O yüzden ben ne haliniz varsa görün, dahil olmuyorum. Ekonomimi güçlendirmeye çalışıyorum. Zaten yeni kurulmuş bir devlet arkadaşlarım. 1776'da falan Philadelphia kongreleriyle falan yeni kurulmuş bir devlet. Amerika Birleşik Devletleri denizci bir devlet aynı zamanda. Şimdi buraya baktığımızda şöyle derse sana, Amerika Birleşik Devletleri aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle ilk defa Monroe doktrininden vazgeçti derse ilk defa Birinci Dünya Savaşı'na girerek diyeceğim. Neden? Çünkü Almanya savaş gemilerini batırdı ama Amerika Birleşik Devletleri savaşa girdiği gibi bu dönemin Amerikan başkanı olan Woodrow Wilson bu ilkeleri yayınlıyor. Sebebi ise savaş bitsin istiyor arkadaşlar. Neden yayınlamış? Savaşın bitmesi ve barış ortamına dönülmesi için. Savaşın bitmesi ve barış ortamı. Peki bu adam savaşı bitirip barış ortamına dönünce ne yapacak? Neye geri dönecek? Hangi doktrine? Monroe'ya da geri dönecek. Amacı da bu zaten arkadaşlar. Tamam? Savaşa girdi, bitsin istiyor, barış ortamına dönmek istiyor ki nereye geri dönebilsin? Dönecek de zaten Monroe doktrinine. Ama İkinci Dünya Savaşı sırasında tekrar vazgeçecek. Hop gene bu sefer İkinci Dünya Savaşı'na girecek. Gene Monroe doktrininden vazgeçerek girecek İkinci Dünya Savaşı'na. Peki bu Amerikan başkanının yayımladığı ilkeler zarar verir halde? Yani kimin çıkarlarına ters düşüyor sence? Evet, neden öyle? Şimdi ben Amerika Birleşik Devletleri'ne savaşa girdim. İngiltere Fransa'nın yanında savaşa girdim. Doğru mu? Evet. İngiltere Fransa İtilaf Devletleri'nin yanında savaşa girdim Almanya'ya karşı. Herkese. Peki yayınladığım ilkeler neden İngiltere ve Fransa'ya karşı? Nasıl? Kim? İngiltere niye istiyor savaşın bitmesini? Bilerek söylemedin sen şimdi bunu da o yüzden soruyor. Evet, aynen öyle. Onların yanında savaşa giriyor ama bir yandan da onların güçlenmesini istiyor. Şimdi maddelerini gördüm de ben Wilson'un bunların hepsini teker teker anlayacağız ve açıklayacağız arkadaşlar. Tamam mı? Bakalım maddelerine. Şöyle dedi bir tanesinde. Maddenin birinde. Bir kere diyor ki ulusların silahları azaltılmalıdır. Ne demiş? Ulusların silahları azaltılmalı. Muhammed çok da önemli bir yerden çıkmaya çalışıyor şu ana. Hı? Böyle yazdım mı? Tam böyle yazıyor zaten. Bu taraftaki tahta sana lazım şu an. Şu mu gözüküyor? Tamam. Ah sağ ol canım. Evet ne demek? Bak ulusların silahları azaltılmalıdır. Neden ulusların silahları azaltılmalıdır diyor adam? E çünkü barış ortamına geri dönecek. O yüzden artık savaş istemiyorum diyor. Monroe'ya geri dönmek istiyorum diyor arkadaşlarım. Peki bir de şöyle dedi. Bak, self determinasyon. Self determinasyon. Bu ne? Evet. Milletlerin kendi geleceğini kendi belirlemesi demek. Ne anlama geldiğinden bahsedeceğim. Neymiş bu? Milletlerin
kendi geleceğini kendisi belirlemesi. Demek. O zaman burada İngiltere ve Fransa'ya diyor ki sen azınlıkları da kullanaraktan o milletlerin geleceğine karar vermeye çalışırken başka bir devleti işgal edemezsin diyor. Şöyle, benim topraklarımda azınlıklar yok mu? Evet, var. İngiltere bunları kullanarak, onlara bağımsızlık verdirtmeye çalışarak benim topraklarımı da parçalamak istiyor mu? Kurtuluş Savaşı'nda bunu da göreceğim. Rumları gaza getiriyor, Yunanları. Tekrar bir Kurtuluş Savaşı çıkıyor falan. Doğru mudur? İşte bunu yapmayacaksın diyor. Sen bunu yaparsan tekrar ben savaşa girmek zorunda kalabilirim diyor Amerika Birleşik Devletleri. O yüzden uluslar kendi geleceğini kendisi belirleyecek. Başka bir devlet karar vermeyecek onun geleceği hakkında. Arkadaşlar. Anlaşılmayan bir şey. Şundan da bahsedeyim. Bak şöyle diyor. Şurası çok önemli. Savaştan sonra cemiyeti Akbam. Yani milletler cemiyeti kurulacaktır. Kurulacak. Ne kurulacakmış? Cemiyeti Akbam. Yani milletler cemiyeti. Bu ne demek? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra barışın sürekliliğini sağlamak için uluslararası bir cemiyet kurulacaktır. Adı da Milletler Cemiyeti. Arkadaşlar bunu sürekli Birleşmiş Milletler'le karıştırıyorsunuz. O 1945 yılında. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Bu Milletler Cemiyeti. Burada kurulacak dedi. 10 Ocak 1920'de kurulacak Milletler Cemiyeti. Biz üye değiliz ama. Biz neden üye olmadık Milletler Cemiyeti? Atatürk çok sağlam bir lider biliyor musun? Çok. Çok sağlam bir lider. 1926 yılında biz arkadaşlarım Ankara Anlaşması isimli bir anlaşmayla Musul'u kaybediyoruz. Konu Milletler Cemiyeti'ne gidiyor. Musul terk konusu. Oralarda daha rahat anlayacağım. Kısaca özünü anla şu an. 1926 yılında konu Milletler Cemiyeti'ne gidiyor. Musul terk meselesi ve Milletler Cemiyeti yanlı karar veriyor. İngiltere sömürgesindeki Irak'ta kalmalıdır diyor Musul terk. Ankara Anlaşması'nda da bunu kabul etmek zorunda kalıyoruz. Çünkü Seyfi Sinan falan da çıkmış aynı sırada. Atatürk de diyor ki ben bu cemiyete üye olmam. Umurumda da değil. Oradan bir teklif gelirse bakarız diyor Atatürk. Yani biz günümüzde AB'ye al beni, Avrupa Birliği'ne gireyim, al beni, al beni, al beni diyoruz ya. Ne demiş abi? Çok da fifi demiş atam. Ben zaten dahil olmak istemiyorum ama teklif ederseniz bakarız. Ağırlığa bak. Değil mi? Bak Mustafa Kemal Atatürk Cumhurbaşkanlığı süresince hiç yurt dışına çıkmıyor. Ben ne çıkacağım lan? Cumhurbaşkanıyım ben. İngiltere Kralı 8. Edward. Henry değil. O başka. Karısından boşanabilmek için Henry, 7. Henry yeni bir mezhep ortaya çıkarıyor. Anglikanizm, Orta Çağ'da. Başka bir kadına aşık olmuş. Kilise izin vermiyor boşanmasına Henry'nin. 7. Henry. Ben de başka bir mezhep. Karısından boşanabilmek için başka bir mezhep. Anglikanizm diye bir mezhep ortaya çıkıyor. Şimdi bak, kim gelmiş? İngiltere Kralı 8. Edward gelmiş. Ne soruyor Atatürk'e biliyor musunuz? Savaşı nasıl kazandınız diyor. Kurtuluş Savaşı'nı, daha Kurtuluş Savaşı'nı görmedik. Nasıl kazandınız diyor. Göstereyim diyor. Çıkarıyor silahını, belinden silah. Masanın üstüne koyuyor. Mermileri boşaltıyor. Tamam. Tabii Edward şöyle diyor anılarında. Bir kere göz teması kurabildim kendisiyle diyor. Çok delici bakışları vardı. Altına sıçmış. Tamam, bir kere göz teması kurabildim diyor. Nasıl kazandınız demiş. Çıkarıyor silahını. Koyuyor masanın üstüne. Mermileri boşaltıyor. Her zaman yanında bir asker olur. Her zaman. Dibinde böyle. Ben oturuyor ya hemen dibinde bir asker olur. Oğlum diyor git kapının dışındaki çocuğu çağır diyor. Tabii bir de kapının dışında asker olur bir tane. Kızan giriyor içeri. Geliyor asker. Emredin paşam diyor. Selam veriyor falan. Al bu silahı kafana sık oğlum diyor. Asker bir saniye bile tereddüt etmiyor. Masanın üstüne silahı alıyor. Tak kafaya sıkıyor. Silah boş ama. Sonra Atatürk dönüyor Edward'a. Gördün mü savaşı nasıl kazandım diyor. Benim emirlerimi bir saniye bile sorgulayamayacak askerlerim var diyor. Senin gibi totoş değilim diyor. Anlaşıldı mı? O yüzden bu çok dehşet bir hikayedir. Afgan kralı Atatürk'ü ziyarete geliyor. Adamın dişi mişi ağrıyor. Tabii çok dişinde sorun var.
Atatürk diyor ki burada çok güzel doktorlar var diyor. Gel diyor. Hop, dolayısıyla Atatürk bizi ziyaret edecek. Hop bir haber daha. Afgan Kralı Amanullah da Atatürk ziyarete geldi falan filan günlerinde. Ha? Hiç yurt dışına çıkmıyor Cumhurbaşkanı süresince. Neden? Ben ne gideceğim lan? Onlar gelsin benim ayağıma. Mantığı var arkadaşım. Tabii ki gelen liderlerle de hep yabancı dil konuşuyor. Çünkü biliyor adam. Değil mi? Cemiyeti Akbam barışın sürekliliği için kuruldu ve biz üye olmadık. 1932 yılında bize teklif gelecek ama. İspanya ve Yunanistan teklif edecek arkadaşlarım. Ve biz Milletler Cemiyeti'ne İspanya ve Yunanistan'ın teklifiyle üye olacağız. Zaten artık orada 2. Dünya Savaşı da patlayacak falan ya. Atatürk Hanım buraya üye olalım, boğazları da hop kendi egemenliğimizi alırız diye. Milletler Cemiyeti'ne üye olduğum için de Montre Boğazlar Sözleşmesi'yle ne yaptım? Boğazları tam olarak egemenliğime alacağım arkadaşlar. Biz 12 yıl buraya üye olmayacağız. Ve Milletler Cemiyeti'nde o zamanlarda yanlış hatırlamıyorsam 47-48 tane ülke varmış Milletler Cemiyeti'ne. Bir tek Türkiye'ye teklif giriyor bize üye olur musunuz diye. Ötekiler hepsi kendi gülmeye. Bir tek bu da Atatürk'ün ağır bir başarısıdır. Zeka başka bir şey yani, değil mi? Şimdi buraya kadar anlaşıldı mı? Bak hep barış ortamına geri dönmek istiyor. Tamam? Şimdi bu söyleyeceğim madde neden İngiltere Fransa'nın aleyhine koymuş bu ülkeleri onu anlayacağız bu söyleyeceğim madde ki en önemlisi. Şöyle diyor mesela maddede arkadaşlar. Yenen devletler. Birinci Dünya Savaşı'na yenen devletler. Yenilen devletlerden savaş tazminatı ve toprak almayacak. Amerika Birleşik Devletleri yenenler tarafında değil mi? İtilaf bloğu tarafında, İngiltere, Fransa tarafında değil mi? Evet, demiş ki yenen devletler yenilenlerden yani Osmanlı, Almanya, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan gibi devletlerden savaş tazminatı, para ve toprak almayacak demiş Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi bu maddeye baktığında kime koymuş bu maddeyi? Amerika Birleşik Devletleri. İngiltere, Fransa'ya ne demiş? Sen yenen devletsin ama savaştan sonra yenilenlerden toprak, para, cahçurt alamazsın demiş. Nasıl? Rusya ayrılıyor ya savaşta. Evet, aynen. Bundan önce ayrılıyor. 17'de ayrılıyor Rusya. Değil mi? Peki. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri neden diyor bunu? İngiltere yapıyor. Bunun nedenini anladığında zaten bir sonraki evini tamamen anlamış olacaksın. Aynen. Savaştan sonra İngiltere ve Fransa'nın güçlenmesini istemiyor. Çünkü İngiltere, Fransa savaş tazminatı ve toprak olursa dünya lideri olur. Amerika Birleşik Devletleri de diyor ki hayır olamazsın dünya lideri. Ben dünya lideri olayım. Benim ekonomim güçlü olsun diyor. Buraya kadar anlaşıldı mı? Peki. Amerika böyle dedi. İngiltere, Fransa'nın güçlenmesini istemediği için alamazsın toprak ve para dedi. Değil mi? Peki İngiltere, Fransa niye kabul ediyor bunu? Salak mı adamlar? Şimdi sıçtın. İngiltere, Fransa, Woodrow Wilson'un, Amerikan Başkanı Woodrow Wilson'un bu söylediklerini neden kabul ediyor? Azınlıklarla bir alakası yok. Şöyle. Arkadaşlar, İngiltere, Fransa Birinci Dünya Savaşı sırasında çok borç yaptı. Savaş çok üzüldü. Hep de kimden borç aldı biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nden. Amerika Birleşik Devletleri'nin politikası hep aynıdır. Savaşa girmez, ben azıcık sana silah satayım. Azıcık, mesela İran Gate olayı var İran-Irak Savaşı sırasında. İki tarafa da silah satıyor adam. Yani Irak'a destekliyor aslında, İran'a da satıyor. İran Gate olayı denir buna. Çağdaş Türk Dünya tarihinde göreceğiz. Burada da öyle, ne yapmış? İngiltere Fransa'ya sürekli silah satmış ve İngiltere Fransa zaten bitmiş. Borç yapmış. Ölmüş borç yaparak Amerika Birleşik Devletleri'ne ve zaten savaş bitsin istiyor adamlar. İngiltere Fransa. Arkadaşlar. O yüzden kabul ediyorlar ve diyorlar ki nasıl olsa ben bu Amerikan başkanının ilkelerine ters düşmekten bir şekilde kurtulurum diyor İngiltere. Kurtuluyor da zaten. İngiltere Fransa o zaman bu maddeleri niye kabul etmiş?
savaş bitsin istiyor. Çok borç yapmıştı. Peki, o zaman bu maddeye baktığında savaştan sonra İngiltere, Fransa borçlu kalsın Amerika Birleşik Devletleri'ne diye de yapılmıştır. Şimdi sen Amerika Birleşik Devletleri'ne sürekli silah satın almışsın, değil mi? Sürekli silah satın aldın, üstüne yenen devletsin ve yenilenlerden para alamazsın diyorsun. Ödeyeme istiyorum işte. Anladın mı? İngiltere, Fransa borcunu Amerika'ya ödeyemesin istiyorum. Bana gebe kalsın istiyorum. Böyle olursa ne olur? Ben ne dersem onu yapacak. Ben de dünya lideri olacağım. Anlaşıldı mı? O zaman buradaki amaç neymiş hocam? Bu maddedeki amaç? Amaç. İngiltere ve Fransa'nın savaştan sonra ABD'ye olan borçlarını ödeyemesin diyeyim anla diye. Tamam? Evet. İngiltere, Fransa savaştan sonra ABD'ye olan borçlarını ödeyemesin diye ne demişler? Sen savaş tazminatı ve toprak alamazsın demişler. Peki. Var mı anlaşılmayan bir şey? Ama bu maddenin bir özelliği daha var. Tekrar ettim şimdi. Bunu çok tekrar edeceğim. Kurtuluş Savaşı'nda da tekrar edeceğim. Bu madde çok önemli. Tamam? Sürekli bunu söylemek zorunda kalacağım sana. O yüzden çok dikkat et. Şimdi ben yenilen devlet miyim Osmanlı? Evet, yenilen devlet. Kim benden toprak para almayacakmış? Yenilen İngiltere, Fransa almayacakmış. O zaman bizim Rauf Orbaycığım şöyle demez mi Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Osmanlı'ya yapılan Mondros'u imzalarken o zaman ben yenilen devletim. Madem Wilson dedi benden toprak ve para almayacaklar, o zaman Mondros'u imzalayan bir şey olmaz. Der mi? Der. O zaman Wilson'un bu maddesi Osmanlı'nın Mondros'u imzalamasını kolaylaştırmıştır. Değil mi? Yazdım. Osmanlı'nın Mondros'u imzalamasını kolaylaştırdı. Var mı anlaşılmayan bir şey? Bu maddede, bu maddenin bu yorumu da baya önemli. Anlaşıldı mı? Peki, bak ben arkamı döndüğümde orada fısır fısır gitme, beynini kıracağım senin. O zaman çıkın o geminin tartışmasını yapın. Evet. Peki. Anlaşıldı mı? Geldim. Başka bir maddeye. Şimdi Wilson Osmanlı'yla da ilgili iki tane madde koyuyor. Arkadaşlar Wilson. Buraya kadar olanı anladın. Neden bu ülkeleri yayınladı? Barışa dönmek için. Neden İngiltere'yi zor durumda bıraktı? Neden İngiltere bunları kabul etmek zorunda kaldı? Anladın değil mi bunları? Peki. Siz anladıysanız. Şöyle diyor Wilson arkadaşlar. Osmanlı topraklarında diyor, bir yazalım açıklayalım. Osmanlı topraklarında yaşayan azınlıklar, Osmanlı topraklarında yaşayan azınlıklar yaşadığı yerlerde. Çoğunlukta ise, bu cümlenin Hasan Hoca'ya şeyini... ne yapıyorsun? Cümle analizi, işte isim, yüklem, onları falan bir söktürtün, tamam mı? Osmanlı topraklarında yaşayan azınlıklar yaşadığı yerlerde Türklerden çoğunlukta ise onların egemenliği sağlanacaktır. Onların egemenliği sağlanacak. Şimdi bak, açıklayalım şimdi. Tekrar edelim. Osmanlı topraklarında yaşayan azınlıklar var, değil mi? Var. Evet, var. Ermeniler, Rumlar mesela. Yaşadığı yerlerde, mesela İzmir ve çevresinde, ya da Gökçeada, Bozcaada'da yaşayan Rumlar, İzmir ve çevresiyle Gökçeada ve Bozcaada'da yaşayan Türklerden çoğunlukta ise, o bölgeler Yunanistan'a gidecek demek. Türklerden çoğunlukta ise ama, böyle mi gerçekten, çoğunlukta mı? Değil, her yerde ben çoğunluktayım aga. Şimdi, eğer öyleyse diyor. Çünkü sınırlar milliyet esasına göre belirlenecektir
maddesi de var burada arkadaşlar. Niye böyle? Çünkü İngiltere karışamasın gene diye yani. Anladın mı bunlara? Sen karışmadan çoğunluktaysa zaten adam orada devletini kuracaktır. Peki gerçekten öyle değil. İzmir ve çevresinde Rumlar çoğunlukta değil arkadaşlarım. Zaten bunu ileride kanıtlayan bir rapor da olacak. Yine Amerikalı bir amiral Viceroy raporu gidecek. Ben sayım yaptım aga, burada araştırma yaptım. Rumlar değil ki, Türkler çoğunlukta. Yani sizin Yunanistan olarak İzmir'i işgal etmeniz haksızdır, geçersizdir diyecek. Bunu Amerikalı bir amiral söyleyecek ve Atatürk her gittiği yerde bu rapordan bahsedecek. Boşu boşuna işgal ettiniz diyecek. Ama bir şeye sebep olur bu madde. Evet, Rumlar biliyor. İzmir'de, Doğu Karadeniz'de çoğunlukta olmadıklarını biliyor arkadaşlar. Ama iddia edecekler işte. İddia edecek. Hayır, ben öyleyim diyecek. Yani benim topraklarımda yaşayan azınlıkların kendi bölgelerinde devlet kurmaya çalışmalarına sebep olmuştur. Ya da zararlı cemiyetler kurulmasına sebep olmuştur. Rumlar şöyle demez mi? Doğu Karadeniz'de ben fazlayım, o zaman Pontus'un cemiyeti kuruyor. İstanbul'da da çok önemli. Mavri Mira, etniki Eterya, değil mi? Ermeniler ne der? Ben de Çukurova çevresinde Taşnak ve Hınçak cemiyetini kurdum. Ben de orada çoğunluktayım. Yani bu madde benim topraklarımda yaşayan azınlıkların zararlı cemiyetler kurmalarına sebep olmuştur. Anlaşıldı mı? Evet. Ama sadece öyle deyip bırakmayın, bir son salak değil. Tam tersi olan bir madde de var arkadaşlarım. Diyor ki Osmanlı topraklarında yaşayan Türkler çoğunluktaysa Türklerin egemenliği sağlanacaktır. Bu da yaralı cemiyetlerin kurulmasına, Kurtuluş Savaşı'na girmeme. Benim yasal dayanağım bu yani. Kurtuluş Savaşı'na girdim. Neden? Ben çoğunluktayım. Aga, siz boşu boşuna işgal ettiniz. Dayanağım ne? Yasal dayanağım. Biliyorsun ilkeleri. Bir tanesi tabii ki. Yasal dayanaklarımdan biri. Hadi siz söyleyin, ben yazayım. Ne dedi? Diğer maddede. Osmanlı topraklarında yaşayan Türkler, evet, çoğunlukta ise, kısa keselim, çoğunlukta ise, evet, Türklerin egemenliği sağlanacak. Bu da ne demek? Şimdi sen iddia ediyorsun. Ama benimki iddia değil. Her yerde ben çoğunluktayım. İzmir'i işgal edecek mi bu tutoşlar? Edecekler. Biraz önce söyledim, gizli anlaşmalar sırasında. İtalya'dan alacaklar İzmir'i. Yunanistan'a verecekler. Bunlar da gidecek, işgal edecek. O zaman ben de Kurtuluş Savaşı'nı veririm. Veririm, gayet doğal bu. Neden? Bir, ülkemi işgal ediyorsunuz. İki, haklı değilsiniz. Çoğunlukta değilsiniz ki böyle uluslararası raporlar var bunları kanıtlayan. Üç, Wilson Türkler çoğunluktaysa dedi. Ben çoğunluktayım aga. O zaman bu benim Kurtuluş Savaşı'nın yasal dayanaklarından bir tanesidir arkadaşlar. Değil mi? Ben çoğunlukta olduğum için korudum ülkemi. Yazdım. Kurtuluş Savaşı'nın yasal dayanağı olacak. Yani Kurtuluş Savaşı'nın diyorum çünkü Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Mondros'la Anadolu'yu işgalleri açık hale getirecekler ve işgal etmeye başlayacaklar. Ben de diyeceğim ki işgal edemezsin. Bak, ben Wilson deriydi. Ben çoğunluktayım. Aga. Ya da yararlı cemiyetler kurmama sebep olur. Yani kendi bölgesini savunan bölgesel cemiyetler. Değil mi? Yararlı cemiyetler kurduk. Sayalım bir iki tane. Bu cemiyetleri göreceğiz Mondros'tan sonra. Mesela Trakya Paşaeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Cafer Tayyar Bey tarafından kurulmuştur ve Kurtuluş Savaşı başarıya ulaşmazsa Trakya'da bir devlet kurmayı planlar. Ama Kurtuluş Savaşı başarıya ulaşmıştır. Evet, işte. Değil mi? Mesela başka? Kilikyalılar, Çukurova ve çevresindeki Ermenilere karşı kurulan yararlı bir cemiyettir. İzmir Müdafaa Hukuk. Değil mi? Müdafaa Hukuk Cemiyeti hep savunmacı. Trabzon Muhafaza Hukuk. Doğu Karadeniz'i Rumlara karşı koruyan cemiyetlerdir gibi yararlı cemiyetlerim olacak. Mimmim grupları. Topkapılı Cambaz Mehmet. Değil mi? Karakol Cemiyeti gibi o cemiyetleri göreceğim ben sizinle arkadaşlar. Bu madde ve şu madde Osmanlı ile ilgili çok önemli iki madde. Anlaşıldı mı? Evet. Başka bir maddesinde ise şöyle diyor arkadaşlarım. Belçika ve Polonya bağımsız olacaktır diyor. Ne demiş? Belçika ve Polonya
Bağımsız olacak. Şimdi Polonya diye bir devleti zaten işte Alman topraklarında kuracaklar arkadaşlar. Yenilen devlet ya. Toprak alamazsın demişti bana biliyorsun burada. Ben almıyorum ki diyecek. Ben toprak almıyorum ki yenilen Almanya'dan. Ama yeni bir devlete verdim diyorum. Anladın mı nasıl ters düşmekten kurtulduğunu İngiltere'nin? Hani dedi yenenler yenilenlerden savaşlar toprak almayacak dedi. Yenen kim İngiltere Fransa? Yenilen kim Almanya? Ben Almanya'dan İngiltere Fransa'ya toprak almıyorum ki. Ama başka bir devlete verdirtiyorum. O zaman İngiltere Fransa'nın amacı ne? Yenilenler de güçsüz kalsın savaştan sonra. Alman topraklarında kurulan bir devlet olacak ki zaten Almanya ilk önce buraya saldıracak 2. Dünya Savaşı sırasında. Peki bu ne? Böyle bir devlet yok muydu? Vardı. Neden Belçika bağımsız olacak diyor? Hadi bu yeni kurdurdular. Aa, bağımlıdır belki de diyor. Arkadaşlar, 1. Dünya Savaşı sırasında Alman işgaline uğradı. 2. Dünya'da da uğrayacak. 1. Dünya Savaşı sırasında Alman işgaline uğradığı için Belçika bağımsız olacak diye de bir madde koyuyorlar bunu. Şöyle diyor sorularda. Wilson ülkelerinde bağımsız olması planlanan iki devlet. 1, 2, 3 diyor. Öncül veriyor. 3 tane devlet koyuyor. Belçika ve Polonya. Anlaşıldı. Mesela diyor ki sınırlar esasına göre belirlenecek. Boğazlardan geçiş serbest olacak ama ticaret gemilerinde, savaş gemisi falan geçmeyecek. Evet, boğazlardan geçiş serbest olur. Şimdi bak şuna dikkat edin. Sınırlar milliyet esasına göre kurulacak demek aslında self-determinasyon demek. Burada ne dedi? Milletler kendi geleceğini kendisi belirleyecek. Bu da şu demek. Aslında bak, şuradaki maddeyle aynıdır yani. Çoğunluk dese evet onların egemenliği sağlayacak. Yani İzmir'de Rum milleti çoğunlukta evet İzmir oraya gidecek. Millet esasına göre belirleyecek. Yani azınlık sorunlarını bitirmeye çalışıyor. Azınlık sorunları oldukça 19. yüzyılda çok oldu biliyorsunuz. Hep savaşlar çıktı. Panslavizm politikası İngiltere savaşa girmek zorunda kaldı falan filan. Anlaşıldı mı? Peki arkadaşlar şimdi bu şeyin Wilson ilkelerinin en önemli özelliği bu. Yasal dayanak var bir tane burada. Yasal dayanak neden yok mu? Çoğunluk değil mi? Değil mi? Peki. Şimdi buraya bir tane önemi yazalım. Tabii ki buraya şunu da yazalım. Kurtuluş Savaşı'nın yasal dayanağıdır. İşte azınlıkların zararlı cemiyet kurmalarına sebep olmuştur falan filan. Ama Wilson ilkelerinden sonra manda ve himaye ya da sömürgecilik artık isim değiştirecek. Manda ve himayeye dönüşecek. Yazayım bahsedeceğim. Tamam. Sömürgecilik ne oldu? Sömürgecilik ne olacak? Manda ve himayeye dönüşecek. Tabii ki neyden dolayı? Wilson ilkelerine. Şimdi buradaki mantık şu. Aslında İngiltere Fransa'ya diyor ki sen sömürgecilik yapamazsın demek bu maddeler aynı zamanda İngiltere Fransa'ya. Sömürgecilik yapamazsın, zenginleşemezsin çünkü bana olan borcunu ödeyememen lazım. İngiltere, Fransa dedim ki ben size bu ülkelere ters düşmekten kurtulacak. Çünkü kabul etmek zorundaydı. Değil mi? Borçları olduğu için kabul etmek zorundaydı. Şöyle diyecek İngiltere, Fransa. Sömürmüyorum ki ben. Mandam ve himayem altına, korumam altına aldım. Anlaşıldı mı? Evet. O zaman sömürgecilik isim değiştirdi. Neye dönüşecekmiş? Manda ve himaye Wilson ilkelerinden sonra. Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren Amerikan Başkanı ilkeleri neymiş? Woodrow Wilson'un ilkeleriymiş arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Çok dikkat edeceğim. Osmanlı ile ilgili olan iki maddeye sürekli bahsetmek zorunda kalacağım. Peki. Bu kadar olsun bu ders. Bir sonraki derste neyle devam edeceğiz? Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarıyla galiba devam edeceğiz. Görüşürüz arkadaşlar.